Herkese yeniden merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır çekemediğim bir video konseptiyle, güzelleme videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır çekemediğim için bu sefer son bir ayın değil, son birkaç ayın güzellemesi olacak bu. Hemen film kategorisiyle başlamak istiyorum. Son zamanlarda izlediğim filmleri düşündüğüm zaman aklımda en çok yer eden ve her düşündüğümde yüzümde kocaman bir gülümseme oluşmasına sebep olan bir filmden bahsetmek istiyorum size. Bu da Gifted, yani Deha isimli film. Frank Adler, hayatı başarısızlıklarla dolu genç bir adamdır. Özel yetenekli yeğeni Mary ile birlikte yaşamakta ve onu normal ama mutlu bir çocuk olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak Mary'nin okul çağına gelmesiyle birlikte işler birazcık kızışır. Çok sıcak, çok samimi bir filmdi Gifted. Ben izlerken hem çok eğlendim hem de çok etkilendim. Özellikle Mary karakterini canlandıran McKenna Grace'in performansına tek kelimeyle hayran kaldım. 2017 yapımı filmin yönetmenliğini de Mark Webb üstlenmiş. Kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında tiyatro oyunlarıyla devam etmek istiyorum. Aslında bu süreçte çok fazla tiyatroya gitme fırsatım oldu. Çok güzel oyunlar izledim. Ama özellikle iki oyun beni gerçekten çok ama çok etkiledi. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Üstelik iki oyunda hem kitap uyarlaması hem de tek kişilik performanslar. İlki Gogol'un Bir Deli'nin Anı Defteri isimli öyküsünden sahneye uyarlanan Bir Deli'nin Hatıra Defteri isimli oyun. Erdal Beşikçioğlu'nun sahnedeki vincin üzerinde küçücük bir alanda hem vinci kullanıp hem de olağanüstü bir performans sergilediği bir oyundu Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Gerçekten ben soluksuz izledim. Gözlerimi bile kırpmadan, gözlerimi sahneden bir saniye bile ayırmadan izledim oyunu. Çok beğendim. Ben Bir Deli'nin Hatıra Defteri'nin Genco Erkal yorumunu da çok merak ediyorum. Önümüzdeki sezon umarım fırsatım olur, onu da izleme şansım olur diyorum. Bahsedeceğim ikinci oyun ise Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli kitabından sahneye uyarlanan Dirmit oyunu. Nezaket Erden'in Sevgili Arsız Ölüm'deki ailenin küçük kızı Dirmit'i canlandırdığı ve olaylara Dirmit'in gözünden bakan bir oyun Dirmit. 80 dakikanın nasıl geçtiğini bile anlamadan gerçekten çok ama çok etkilenerek izledim ben oyunu. Nezaket Erden'in göstermiş olduğu performansa kesinlikle ayakta alkışlanmayı sonuna kadar hak ediyordu. Eğer fırsatınız olursa iki oyunu da mutlaka ama mutlaka izlemenizi, mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Oyunları izleyen varsa yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sonrasında Dead Sugar Film isimli bir belgeselden bahsetmek istiyorum. Filmin yönetmenliğini de yapan Damon Gameau uzun süredir şekerden uzak bir beslenme biçimini benimsemekte. Kız arkadaşının hamile kalmasıyla birlikte aralarına yeni bir birey katılmadan şekerin zararlarını kendi vücudunda gözlemlemek istiyor ve bunun sonrasında yeniden şeker tüketmeye başlıyor. Ve adım adım uzman bir ekibin de yardımıyla vücudunda olan değişimleri gözlemlemeye başlıyor. Gerçekten oldukça etkileyici bir belgeseldi. Ben de bu belgeseli izledikten sonra bir süre şekeri hayatımdan çıkardım. Gerçekten rafine şeker kullanmıyordum. Canım çok tatlı istediği zaman evde kendim bal ya da pekmez kullanarak yapıyordum. Ancak yazın gelmesiyle maalesef bu düzenim alt üst oldu. Çünkü benim herhalde bu hayatta en dayanamadığım şeylerden bir tanesi dondurma. Yine çok dikkat etmeye çalışıyorum ama haftada 1-2 kere dondurmayla maalesef şeker almış oluyorum. Arada dondurmayı da evde yapmaya çalışıyorum gerçi ama dediğim gibi %100 şekeri hayatımdan çıkaramadım. Yine de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle beslenme biçiminizde bir değişikliğe götürebilecek bir belgesel olduğunu düşünüyorum. En azından ben de öyle oldu. Ben belgeseli Netflix üzerinden izledim. Diğer sitelerde bulmak mümkün mü bilmiyorum. Bakacağım. Eğer bulabilirsem zaten aşağıya açıklamalar kutusuna linkini bırakırım. Siz de oradan izleyebilirsiniz. Daha sonrasında çok kısa bir süre önce gezmiş olduğum bir sergiden bahsetmek istiyorum. Osmanlı sonrasında devinen şehirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Ankara, İstanbul, Belgrad ve Saraybosna'da yaşanan değişimi basın fotoğrafçılarının gözünden yansıtan bir fotoğraf sergisi bu. Ben gerçekten çok etkilenerek ve çok beğenerek gezdim sergiyi. Özellikle belgesel kapsamında gösterimde olan
27 dakikalık bir belgesel, bir kısa film vardı. Onu gerçekten çok ama çok beğendim. Sergiyi görmek isteyenler 29 Temmuz'a kadar İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat'ı mutlaka ziyaret etmeliler. Gelelim son zamanlarda çokça dinlemiş olduğum müziklere. İki tane müzikten bahsedeceğim yine. Biri yerli, biri yabancı. İlki az önce bahsettiğim sergi sayesinde keşfettiğim ve sonrasında hipnotize olmuşçasına ard arda defalarca dinlediğim Bozo Vreko'nun Anadolka isimli parçası. Aslında bu bizim çok aşina olduğumuz bir melodi. Biz ona Üsküdar'a giderken, yani Katibim şarkısından aşinayız. Ama ben bu versiyonunu da kesinlikle çok beğendim ve defalarca dinledim. Linkini yine aşağıya açıklamalar kutusuna bırakacağım. Merak edenler oradan dinleyebilirler. İkincisi de Deniz Tekin'in İzmir'de Bir Gün Batımı isimli parçası. Ben zaten Deniz Tekin'i çok severim ve sıkça dinlerim. Ancak son zamanlarda İzmir'e olan özlemimin doruklara ulaşmasıyla birlikte ben adeta bu şarkıya takılıp kaldım. Defalarca dinliyorum ve İzmir'e ne kadar özlediğimi bir kere daha fark ediyorum her dinlediğimde. Yine merak edenler için bu şarkının linkini de aşağıya açıklamalar kutusuna bırakacağım. Oradan açıp dinleyebilirsiniz. Son olarak bir YouTube kanalından bahsetmek istiyorum. O da edebiyat ve felsefe seven herkesin mutlaka ilgiyle takip edileceğini düşündüğüm bir kanal olan Bir Nevi Dipnot isimli kanal. Ben Üstad ile Margarita'nın kısa dizisini de burada keşfetmiş ve buradan izlemiştim. Gerçekten oldukça kaliteli ve nitelikli içerikler üretiyorlar. Ben çok severek takip ediyorum. Sizin de mutlaka göz atmanızı istiyorum videolarına. Dediğim gibi edebiyata ve felsefeye ilgisi olan herkesin mutlaka ilgisini çekecek bir şeyler, bir video bulabileceğini düşünüyorum buradan. Onun da yine aşağıya açıklamalar kutusuna linkini bırakacağım. Oradan kanalı ziyaret edebilirsiniz. Benim son zamanlarda severek dinlediğim, severek izlediğim, severek gezdiğim, yaptığım şeyler bunlardı. Siz neler yaptınız bu zamanlarda? Bana tavsiye edebileceğiniz filmler, sergiler, müzikler varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın. Kesinlikle onlara da bakacağımdan emin olabilirsiniz. Ve bunların arasında ortak paylaştığımız şeyler varsa onlarla ilgili yorumlarınızı da aşağıya bırakmayı unutmayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.